Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programı ile karşınızdayız. Bölgede sıcak gelişmeler var. Yine bölgedeki sıcak gelişmeleri konuşacağız. Ama esasen Türkiye dış siyaseti üzerinden. Yayılmacı siyasetin, özellikle 2013'ten bu yana devam eden yayılmacı ve işgalci siyasetin boyutları üzerinden devam edeceğiz. Peki bu başlıklarımızı, bu konularımızı kimlerle konuşacağız? Programımızda 3 değerli konuğumuz olacak. Bunlardan biri Armağan Kargılı, gazeteci arkadaşımız Armağan Kargılı Londra'dan yayınımıza katılacak. Hoş geldiniz Sayın Kargılı. İkinci konuğumuz Moskova'dan Sayın Kerim Has, doktor akademisyen Kerim Has, aynı zamanda Rusya uzmanı, Rusya analisti de diyebiliriz. O konudaki yorumlarıyla bilinen akademisyen Kerim Has konuğumuz olacak. Üçüncü konuğumuz ise gazeteci arkadaşımız, Yeni Özgür Politika yazarı Aykan Sever konuğumuz olacak. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyelim. Ve hemen direkt Armağan Kargılı ile başlayalım. Aynı zamanda Artı Gerçek yazarı da tabii, onu da belirtmeden geçmeyeyim. Armağan Hocam, doğrusu son günlerde yeniden tartışılmaya başlanan Türkiye-AB ilişkileriyle programa başlayalım diyorum. Aslında esas itibariyle baktığımızda AB'ye muhtaç olan bir Türkiye görüyoruz. Ama buna rağmen başından beri çatışmayı yeğleyen bir Türkiye ile de karşı karşıyayız. Türkiye niye çatışmayı yeğliyor? AB ile çatışmasından ne çıkarı var? Ya da AB'ye karşı böyle davranmasını iten politikalar arasında AB ülkelerinin payı nedir? Ne dersiniz? Şimdi sanırım önce ilişkiye bakmak için biraz ekonomik çerçeveye bakmak gerekiyor. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği'ne gerçekten muhtaç ama aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de ticaret hacmine, yani ticari ilişkilerine baktığımız zaman benzer bir şey görüyoruz. Yani ticaret hacminde karşılıklı bir alışveriş var. Hem Türkiye'den Avrupa Birliği'ne ihracat var, hem de Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye ithalat var. Şimdi Türkiye açısından Avrupa Birliği önemli çünkü en büyük ihracatı, yani yaklaşık ihracatın %50'sini, %49'unu Avrupa Birliği ülkelerine yapıyor. Şimdi dolayısıyla vazgeçemeyeceği bir ortak Avrupa Birliği. Hani siyasi şeyleri bir yana bırakacak olursak, ekonomik olarak asla vazgeçemeyeceği bir ortak. Benzer şekilde Avrupa Birliği'nden de Türkiye'ye ithalat rakamlarına baktığımız zaman, şimdi Avrupa Birliği ülkelerinin de kolay kolay vazgeçemeyeceği bir ortak Türkiye. Neden dersin? Hem stratejik olarak yani İşte Türkiye'nin bir aynı zamanda NATO üyesi olması, işte NATO'nun son sınırının Türkiye olması. Ama bunun yanı sıra ekonomik çerçeve açısından da hem de nüfus yapısı açısından da tabii ki son derece önemli Türkiye Avrupa Birliği için. Çünkü tüketim toplumu Türkiye. İthalat, yani Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yoğun bir ithalat var. Hatta geçtiğimiz yıl rakam, geçtiğimiz yılın ilk 3 ay dönemleri, yani Ocak-Nisan ayı rakamlarına şöyle bir göz atarsak eğer, hiç de yabana atılmayacak. Örneğin Ocak-Mart ayları arasında geçtiğimiz yıl 2019'da Türkiye 22 milyar 524 milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış Avrupa'ya. Yani bu vazgeçebileceği bir rakam Türkiye. Aynı işte de benzer bir şeyde ithalatla, yani Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye ithalatta 18-20 milyar dolayında oldu. Şimdi son dönemlerde özellikle bu korona virüs sonrasında ticaret hacminde bir azalma var. Türkiye'nin ihraç ürünler azalıyor. 2 milyar dolar kadar gerilemiş koronavirüs nedeniyle. Ama buna karşı ithalatı artmış Avrupa Birliği'nden. Şimdi bu önemli bir ölçü. Yani hani siyasi çerçeveye bakmadan önce ekonomik olarak şunu söylemek zorundayız ki Türkiye Avrupa Birliği'ni bir kalemde, hani ben sizinle ilişkilerimi kesiyorum işte ey Avrupa diye kesebilecek durumda değil. Çünkü öncelikle ekonomi belirliyor. Kesmiyor ama çatışıyor. Çatıştıkları alanlar da hep siyasal alanlar şimdi, ağırlıkla. Şimdi ona bakalım. Peki niye çatışıyorlar? Şimdi Avrupa Birliği'nde de, yani
Son dönemlerde Avrupa Birliği'ni de tabii yoğun bir şekilde tartışıyor olduk. Çünkü Avrupa Birliği bundan 10 yıl önceki Avrupa Birliği. Yani o zaman farklı değerler konuşuyorduk. İşte insan hakları meselesi de çok daha öndeydi. Şimdi son dönemlerde Avrupa Birliği'ndeki bu ekonomik gerileme nedeniyle biliyoruz ki işte kemer sıkma politikaları, özellikle hani Merkel'in aslında Avrupa Birliği'ne dayattığı politikalardan bir tanesidir bu. Çünkü bazen onu unutuyor oluyoruz. Hani Merkel'in Avrupa Birliği'ni getirdiği nokta açısından, Avrupa Birliği'ndeki önemi açısından. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde de işler çok iyi gitmiyor. Şimdi koronavirüs sırasında örneğin çok net bir şekilde gördük. Yani hani o gözümüzde büyüttüğümüz ülkeler, örneğin İngiltere, yani bir koronavirüs konusunda dünyadaki birçok ülkenin koronavirüsle mücadele konusunda, örneğin yani sağlık meselesinde en önemli vatandaşlara sunması gereken hizmet olan sağlık konusunda nasıl bir gerileme içerisinde olduğunu gördük. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, son yıllarda Avrupa Birliği'nde özellikle muhafazakar yönetimlerin etkili olmaları, hatta sağ yönetimlerin, yani örneğin işte Macaristan'la birlikte işte Polonya'da sağ yönetimler, Sırbistan'daki sağ yönetimler ve Erdoğan'la kurdukları ilişkileri göz önünde bulundurduğumuz zaman, özellikle de genişlemeden sonra, yani Doğu Avrupa ülkeleri genişlemeden sonra Avrupa Birliği'nde de muhafazakar yönetimler var ve Erdoğan'la aslında ilişkiler sürdürüyorlar. Şimdi bu ilişkileri gerginleştirip her iki tarafta siyasi çıkar sağlıyor. Yani örneğin Avrupa içerisinde son dönemlerde ırkçılık meselesi Türkiye üzerinden yürütüyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden oylaması, Brexit oylaması sırasındaki kullanılan en büyük propagandalardan bir tanesi, eğer İngiltere Avrupa Birliği'nde kalırsa 5 milyon Türk Avrupa, özellikle de İngiltere'ye gelecek bir politika yürüttüler. Yani bu muhafazakar yönetimler, sağ yönetimler, hatta zaman zaman faşist diyebileceğimiz, Vietnam diyebileceğimiz yönetimler Türkiye ile aslında iyi ilişkiler kuruyorlar. Ama iç politikalarına yönelik baktığımız zaman durum hiç de öyle değil. Örneğin son dönemde işte Fransa ile Türkiye'nin bu denli çatışması, yani Macron Erdoğan arasında çatışma, ya da daha önce örneğin Almanya seçimleri sırasında işte Merkel Erdoğan çatışması, hepsi bunların aslında birer iç politikaya yönelik hesaplardı. Benzer bir şekilde Türkiye'de de seçimler sırasında ey Avrupa seslerini daha yüksek duyduk. Yani bunlar biraz da iç siyasetle ilgili diyorsunuz. Siyasetmez fazlası. Yani aslında hani Türkiye Avrupa Birliği'nin bir parçası değil. Evet. Olmayı düşünüyor mu? Sanırım şu koşullar içerisinde zaten böyle bir plan yok. Yani evet, ilişkileri böyle sürdürmekten herkes memnun. Ama çatışma var görüntüsü her iki tarafında. İç politikasında özellikle sağ politikalar yürüten yönetimler gayet güzel bir şekilde al günün ver diye yürütüyor bana kalırsa. Peki. Kerim Hocam, aslında Armağan Hoca sadece bir başlık olarak değindi. Türkiye-Fransa gerilimi son dönemlerde biraz da NATO'yu ilgilendiren bağlamda en fazla ortaya çıkan sorunlardan biri oldu. O Tanzanya bandıralı geminin korumasını üstlenen Türkiye'nin sonuçta birdenbire NATO'yla bazı konularda anlaştığını, örneğin mesela Baltık projesinde YPG'nin terörist ilan edilmesi koşuluyla projeye katılacağını söylemişti ama birdenbire katıldı. Bu AB ilişkileri bağlamında da, NATO bağlamında da değerlendirdiğimizde Türkiye AB ve Batı'ya, NATO'ya taviz mi verdi, yoksa cidden başka bir şey mi yaşandı orada? Tabii o Libya'ya dönük silah ambargosunun delinmesine ilişkin bazı noktalar da o Tanzanya bandıralı gemide de daha önce de tartışılıyordu. Bu konuyla ilgili siz ne dersiniz? Şimdi sizin bahsettiğiniz olay, ben kendi sesimi duyuyorum da. Arkadaşlar keser sesinizi. Şöyle, Fransa ile yaşanan olay 10 Haziran'da zannediyorum olduğu, Libya'ya gönderilen işte bir gemi ve
etrafında Türk fırkateyniyle birlikte bir çeşit korumayla birlikte gönderilmiş. Bu büyük ihtimal belli ki ses hala geliyor mu? Neyse. Kulaklığı çıkarın isterseniz bir müddet. Rahat konuşun. Ben işaret ederim size. Evet. Evet, dinliyoruz. Şöyle, Fransa'da yaşanan olay 10 Haziran'da işte Türkiye'den, İstanbul'dan ayrılan Tanzanyalı gemi. Bu gemiye eşlik eden Türk savaş gemileri vardı. Şimdi tabii bu Girit civarından Libya'ya doğru seyrederken ilk önce bir Yunanistan'ın bir müdahalesi oldu. Sonrasında Yunanistan gemileri zaten güç itibariyle, güç kapasitesi açısından Türkiye savaş gemilerinin eşlik ettiği o gemiyi durdurabilecek kapasitede değillerdi. Arkasından ise Fransa gemileri bu meseleye iştirak ettiler. Yani o Tanzanya bandıralı gemiyi durdurma konusunda. Ama Türkiye'nin savaş gemileri buna ciddi bir karşılık verdi. İşte hepimizin bildiği üzere o radar ateşlemesi zannediyorum. Teknik şeyini bilmiyorum ama bu şekilde bir çeşit karşılık verildi. Bu ateş etmeden önceki, Fransız gemileri ateş etmeden önceki bir aşama. Evet. Şimdi burada belli ki bir şeyler saklanmaya çalışıyor. Bu net. Yani Tanzanya bir gemiye niye Türk savaş gemileri eşlik eder ve bu şekilde geminin araştırılmasına izin vermeyecek ülkede, hatta iki ülke arasında çok ciddi bir kriz, belki savaşa evrilecek değil ama neticede çok ciddi bir askeri bir krize evrilebilecek bir aşamaya niye getirdi? Bu belli ki, yani %99.9 ser aklı başında olan insan bunu rahatlıkla cevaplayabilir. O Tanzanya bandıralı gemide silah taşınıyor, belli yani bu. İlaç taşınsın, verirsiniz. Ama burada tabii Fransa'nın da bir işgüzarlığı var, onu da belirtmek lazım. Çünkü netice itibariyle uluslararası hukukçu değilim ben ama takip ettiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla ülkelere ait savaş gemileri ve bunlara eşlik eden gemiler yardımcı gemiler olarak da kabul edildiği için bunları zaten diğer devletler durdurma hakkına sahip değiller. Ancak burada yani Fransa'nın bir işgüzarlığı var ama öbürü yani Ankara'nın bir anlamda işlediği suç daha büyük. Yani silah ambargosunu delme meselesini. Silah ambargosunu adli zatında Fransa'da deliyor, Birleşik Arap Emirlikleri'de deliyor, Rusya'da deliyor, Amerika'da deliyor, her ülke deliyor ama hiçbir ülke Türkiye gibi açıktan göstere göstere silah ambargosunu delmiyor. Yani Mısır da deliyor ama sınırdan sevkiyatı yapıyor. Dolayısıyla işin bu arka planı var. Sizin bahsettiğiniz mesele NATO'nun savunma planı meselesi. Buradaki toplantıda Türkiye zaten aslında bu geçtiğimiz Kasım ayında biliyorsunuz patlak vermişti. Türkiye bloke ediyor diye. NATO'nun Baltık ve Polonya, Baltık ülkeleri, 3 ülke, Estonya, Litvanya ve Letonya ve bir de Polonya'ya yönelik bir savunma planı var. Bu savunma planı haddi zatında yine 2010 yılında ilk kabul edildi. Daha sonrasında güncelleniyor sürekli. 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı sonrasında güncellendi. Ve yeni bir kez daha güncellenmesi söz konusu. Ve burada Türkiye işte NATO'nun bu planına bir şekilde engel olma, bloko koyma. Burada da gerekçe olarak Suriye'de YPG'nin de NATO tarafından terör örgütü kabul edilmesi gösterildi. Ama bence Fransa ile yaşanan bu kriz neticesinde NATO zaten Fransa tarafında yer aldı bu konuda. Bunu ben biraz Türkiye tarafından taviz olarak görmüyorum. Çünkü o blokasını da kaldırdı. Haddi zatında bunu zaten Aralık ayında kaldırmıştı ama yani bu müzakereler sürüyordu bir şekilde de. İşte geçtiğimiz günlerde yaşanan, yani Haziran 10'unda Fransa ile yaşanan gerilim ve burada NATO'nun biraz daha Türkiye tarafında yer alması, bu geminin durdurulması meselesinde ve buna karşılık işte Türkiye'nin YPG konusundaki blokasını kaldırması ve bunun da sizin bahsettiğiniz taviz olarak görülmesi. Yani bu bir zaten bir taviz çünkü burada Türkiye'nin yapacak bir şeyi yok. YPG'yi terör örgütü olarak nasıl kabul ettirebilecekti 30 NATO ülkesine, kendisi hariç 29 NATO ülkesine. Zaten Trump Mazlum Kobani ile mektuplaşıyor, tweetleşiyor, telefonla görüşüyor. Görüştüğü
kişiyi terörist olarak Amerika'nın başkanının görüştüğü kişi terörist olarak kabul etmesi zaten mümkün değildi. Bence burada yani bu zaten verilebilecek, verilmesi, daha doğrusu verilmesi zaten göz önünde olan bir durumdu. Bu bir taviz, tavizin ötesinde bu zaten beklenen bir şeydi, öyle söyleyeyim bence. Ama burada bence Türkiye tarafı kendi ayağına kurşun sıkmış oldu. Zira YPG'nin meşruiyeti NATO bünyesinde 30 ülke tarafından tartışılıyor olması, o düzeyde tartışılması ister istemez Erdoğan bence YPG'nin, istese de istemese de YPG'nin meşruiyetine bence katkı sağladı Ankara. Bu anlamda ben bunu tavizden ziyade bu açıdan okumak gerektiği kanaatindeyim. Yani Türkiye bir anlamda eğer o politikanın doğru olduğunu kabul ediyorsak ya, o başka bir konu. Ama kendi ayağına kurşun sıkmış oldu diyebiliriz. Bu biraz da Barış Pınarı Harekatı'nda hem Ruslar tarafından biliyorsunuz hem Trump tarafının nasıl Mazlum Kobani ile irtibat haline geçmesi, video konferans yapması, bunun gibi bir durum ortaya çıktı bence. Bu açıdan yaklaşıyorum açıkçası. Doğrusu Türkiye-AB ilişkilerini bu turda Aykan Sever'le de, gazeteci arkadaşımızla da konuşmak istiyorum. Bu Fransa gerilimden başladık ama diğer taraftan Fransa bir çağrı yaptı ve AB Dışişleri Bakanları'na toplantısına karar verdiler. 13 Temmuz'da yapılacak bu toplantı. Bir öngörü olarak o toplantıdan ne çıkar? Türkiye'nin Orta Doğu'da, Suriye'de, Libya'da yürüttüğü siyasete dönük farklı bir bakış açısı ortaya çıkar mı? Ya da Türkiye'yi sınırlandırabilecek yeni bir durum çıkar mı? Çünkü bu arada Avrupa Parlamentosu'ndan da Türkiye'ye dönük çok sert eleştiriler geliyor parlamenterler üzerinden, bir bütün olarak devletler üzerinden olmasa da, ne dersiniz? Bugün yapılan bir AP toplantısı vardı. Burada da özellikle dış politika sorumlusu Joseph Borrell'e yönelik ağır eleştiriler oldu. Tabii aynı zamanda Türkiye'ye dönük eleştiriler de oldu. Şimdi bunu da göz önünde bulundurursak 15 Temmuz'da düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları toplantısından, yani Türkiye'ye dönük eleştiriler bir tutum tutum alınacağı kesin. Hani bu söylenebilir. Fakat sert kararların alınması olasılığı yok. Çünkü bunun bir nedeni şu, daha doğrusu şöyle kararlar çıkabilir diyeyim. Libya'ya dönüp bir defa silah ambargosunda ısrar çıkacak muhtemelen. Bu zaten hani Avrupa Birliği'nin şu andaki siyasal çözüm diye ısrar ya da oynayabileceği en pozitif pozisyonu savunması anlamına geliyor. İkincisi Kıbrıs ve Yunanistan'ın pozisyonunun desteklenmesi. Kıbrıs ve Yunanistan özellikle hani bir endişe, daha doğrusu Türkiye'ye karşı tedirginlik gösteriyorlar. Bu özellikle AB için hem kendilerinin Doğu Akdeniz'deki politikalarını desteklemek, yani genel pozisyonlarını desteklemek için kullanabilecekleri bir şey gerekçe ve bu konuda bir ısrar çıkar. Şimdi burada kritik olan şu, NATO'da bir değişiklik olur mu NATO'nun tavrında? Yani biraz önce Kerim Bas Hocam anlattı. Yani kolay kolay bir değişiklik beklenmiyor. Çünkü buradaki asıl belirleyici olan Amerika'nın tavrı. Ama Amerika yani bütün politik, daha doğrusu bütün yatırımını tek bir sepete koymadığı için dolaylı olarak belki bu tür olanaklar sağlayabilir. Bugün bir Pompeo'nun açıklaması geldi Kıbrıs'a askeri eğitim diye. Yani daha önce hem silah ambargosu kaldırılmıştı geçtiğimiz yıl. Şimdi askeri eğitimle birlikte aslında burada doğal olarak AB'nin politikası desteklenmiş oluyor. Aynı zamanda Türkiye'ye de yani yani Türkiye'nin zaten tepkilidir bu konu. Yani Türkiye'ye de karşı bir politika gösterilmiş oluyor, bir kart gösterilmiş oluyor. Yani bir anlamda Türkiye'nin kendi içinde çeki düzen vermesinin bir çağrısının işareti olarak nasıl, da okunabilir. Nasıl bir çeki düzen istiyor Türkiye'de mesela bu politikalarla, özellikle Kıbrıs'a dönük atılan son adımla birlikte sizin de? Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Birincisi genel olarak hani Türkiye'nin Amerika ile en azından hani daha önce de tartışma konusu olmuştu. Karşılıklı daha doğrusu hem Türkiye'nin hem Amerika'nın bütün nikah tazeleme arayışı var. Buradaki en geneldeki beklenti hem Libya'da hem de Orta Doğu'da Türkiye'nin ABD ile birlikte hareket etmesi. Yani o denge politikalarından vazgeçip hani bir biçimde angaje olmuş bir biçimde yeniden hareket etmesi. Tabi burada özellikle yatırımını şu noktada yapıyor. Bence Libya özelinde Türkiye'nin başarısına yatırım yapıyor. Türkiye başaramadığı koşullarda
yani başaramadığı derken kendi adına bir biçimde Amerika ile birlikte hareket ettiği koşullarda destekleyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bunun ön koşullarından bir tanesi de şu, Türkiye aynı zamanda Rusya'ya karşı olmak zorunda burada. Yani bu ikisi bir arada olursa ancak hani diyelim ki Amerikan politikası hep yanında olur. Ama zaman içerisinde de bence hani bu Kıbrıs'a askeri eğitim meselesi zaman içerisinde değişebileceğini, bunun hani bir tartışma konusu, mücadele konusu olduğunu gösteriyor aynı zamanda. Yani bir şekliyle şimdi, Türkiye-Rusya ilişkilerinde hedef alan bir yaklaşım sergiliyor. Evet. Şimdi burada AB'ye tekrar dönecek olursak neden hani AB karar çıkaramaz, daha doğrusu sert bir karar çıkaramaz konusuna Armağan abla biraz şey yaptı. Özellikle ticari ilişkiye vurgu yaptı. Bu önemli gerçekten. Her iki taraf açısından da ciddi bir şey, ciddi bir karşılığı olan bir durum. Bunun tekrar altını çizmek gerekiyor. Türkiye'nin şimdi göç ve enerji kaynakları yollarını aynı zamanda bir tür Avrupa'ya cihadist ihracatını kontrol etmesinden Avrupa Birliği endişe duyuyor. Yani bu net olan bir şey. Fakat hem silah satışları hem bu ticari ilişki bir engel bunun önünde. İkincisi, göçmenleri Avrupa Birliği yönetimi genel olarak tehdit olarak görüyor. Sadece yönetimlerin ağırlığı burada belirleyici o anlamda. Hani Türkiye ile ilgili ilişkilerde ve Türkiye'nin şantaj yapması burada önemli aynı zamanda. Göçmenler arasında şantaj yapıyor. Bir diğer mesele ise neden AB ortak tavır alamazlar? Türkiye'yi destekleyen ülkeler var. Yani burada bir ülkenin olması dahil diyelim ki, bir ülkenin Türkiye lehine uygulanması dahil ortak karar almayı engelliyor. Böyle de bir yanı var. Bir de şöyle bir şey var. Fransa özellikle bunu pisti görüyor. Libya özelinde Rusya ile Türkiye'nin anlaşma olasılığı var. Yani her ne kadar karşıt gözükse de bu olasılık hani uzun vadede başka şeyleri getirebilir tabii ki. Hani o yüzden de Türkiye'yi ürkütmemek hani temel politika gibi gözüküyor burada. Sonuçta belli olan bir şey var. Türkiye-Rusya ilişkileri de bu anlamda önemli. Biz de bu başlığa geçelim. Ben hemen Armağan Hanım'la devam etmek istiyorum. Aslında Türkiye gündeminde çok fazla tartışılmadı ama Rojava'da fazla tartışılıyor. Yani Rojava'da yakından bu soracağım soruyu, gelişmeyi takip ediyor. Biliyorsunuz Rusya ve Çin sınırların insani yardıma açılması kararını veto etti. Brüksel ve Fransa'nın önerisiydi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ama tüm kapıları yani Rojava'nın hayat damarlarından biri olan Tilkoçer kapısının, Iraklı olan kapının da açılmasına, insani yardımlara açılmasına karşı çıktı. Bir tek cilve gözü sınır kapısının kontrolünün Türkiye'ye Suriye rejimine verilmesi kaygısıyla 6 aylığını o da kabul etti. Doğrusu niçin veto etti bunu? Bir şekliyle Batı ile olan politikalarla ilgili miydi yoksa Batı'ya resmi çektiler Rusya ve Çin ama özellikle Rusya'nın bu politikayı kontrol ettiği belli. Bu konuyla ilgili sizin görüşleriniz ne? Şimdi şunu söylememiz lazım. Rusya Suriye konusunda ben karar verdim. Yani çünkü Amerika meselesinde hani bir miktar son dönemlerde işte geçişen politikalarla ya da Trump'ın politikasızlıkları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin de Suriye üzerindeki etkisi giderek azaldı. Kimin üzerinden etkisi sürüyor derseniz işte geçtiğimiz günlerde CNN'in yayınladığı görüşmeler vardı. Erdoğan-Trump görüşmeleri vardı. O görüşmelerde son derece çarpıcı şeyler var aslında, yorumlar var. CNN'in yaptığı yorumlara göre diyor ki işte Trump zaten hani Erdoğan'la Suriye konusunda ya da herhangi bir konuda yani dış politika meselelerinde baş edebilecek durumda değildi. Dolayısıyla Erdoğan politikalarına bir anlamda evet dedi ve Erdoğan Trump'ı iflasa sürükledi. Şimdi tam da benzer bir şey burada. Bundan önceki baştan yani Barack Obama bu sefer görüşme yayınlanmasına da gerek yok. Kendisi itiraf etmişti. En büyük kırıklığımdır Erdoğan üzerine hatırlarsak eğer o ilgilerin kastedildiği yer yine Suriye meselesiydi. Yani Suriye meselesinde artık Amerika'dan ya da Avrupa tabii söz sahibi olmaya çalışıyor ama şu anda sanırım Avrupa'da artık dışında kaldı. Rusya
karar sahibi belirliyor. Yani benden habersiz bir şey oldu diyor. Şimdi insani yardım meselesine bakalım bir yandan da. İnsani yardım, şimdi Türkiye'nin yaptığı insani yardım var. Şimdi insani yardım, Türkiye'nin insani yardımlarını işte her konuda konuşuyoruz. Biraz önce Kerim Aslı'nın anlattığı meselede. Yani Tanzanya gemisiyle insani yardım içinden silah çıkıyor. Bugüne kadar Suriye'ye giden insani yardımlara bakıyoruz. Benzer iddialar, işte benzer bilgiler. Hani her istihbarat servisinin elinde artık var. Yani Türkiye'den giden insani yardımlar konusundaki şaibe artık hani herkes tarafından bilinen bir sır diye tanımlayalım. Tam anlamıyla o noktada. Dolayısıyla o sınırları kontrol ettiği için oraya dönük bir engel de söz konusu değil. Yani bir bütün olarak Türkiye neredeyse kendisine hem katmış o parçalı. Hem de İdlib'de, yani İdlib meselesine dönecek olur. Hep de Barış Pınarı harekatı, örneğin Rusya'nın eveti olmadan yapılamaz bir harekattı. Rusya'dan da onay alınmıştı. Şimdi bir miktar yani Türkiye bir şey görüyoruz. Ben o kadar hani böyle çok derin bir sürtüşme olduğu kanısında değilim ama Rusya zaman zaman Türkiye'ye ders veriyor. Yani bunu örneğin Libya meselesinde yapıyor zaman zaman. Sadece aslında Türkiye'ye değil, Putin kendisinin egemenlik alanı olarak gördüğü, yani bunu sanırım Kerim Has benden daha iyi açıklayacak. Ya da daha farklı şeyler de söyleyebilir bilmiyorum ama benim bakış açıma göre örneğin Libya'da Hafter'le arası bozulduğu zaman Türkiye'ye yol açıyor. Dolayısıyla Hafter'i de şimdi Türkiye ile ya da Kürtlerle arası bozulduğu zaman Türkiye'ye yol açıyor ama Türkiye ile arası bozulduğu zaman Kürtlerin yanında duruyor. Yani bunları bir tehdit mekanizması olarak kullanıyor ve bana kalırsa bu insani yardımların önünün kesilmesi konusunda Rusya'nın yine Türkiye'ye ayağını denk al uyarısı var. Ben öyle değerlendiriyorum. Peki. Burada şu konuda ilginç tabii, Avrupa ülkelerinin bu öneriyi getiriyor olmaları aslında o bana kalırsa biraz daha dikkat çekici. Çünkü bu insani yardım meselelerinin ne olduğunu dediğim gibi artık herkes biliyor. Buna rağmen bölgeyi zorlar mı? Tabii o da işin ayrı bir vehameti. Yani Türkiye'den sınır kapattığınız zaman gerçekten tıbbi işte ilaç yardımı, özellikle bu koronavirüs günlerinde dezenfektan ve benzeri şeyler yardımında da bir kesilme yaşanırsa tabii o da işin ayrı bir insan dramı haline gelir. Ama bana kalırsa asıl olarak bu vetonun arkasında yatan şey Suriye konusunda Türkiye'ye, yani siz biraz görüyorsunuz. Peki. Kerim Hocam, bu bağlamda aslında Türkiye-Rusya ilişkileri de çok fazla konuşuluyor ama ilginç de bir yaklaşım var. Yani başından beri birçok kez siz de dahil birçok akademisyen ve gazeteciyle tartıştık bu konuyu. İdlib'de de Libya'da da aslında Türkiye ve Rusya karşı cephelerde. Ancak zaman zaman çok güçlü işbirliklerine de giriyorlar. Batı'yı rahatsız edecek düzeyde, hatta işte ABD bir şekliyle o Türkiye-Rusya ilişkilerini sınırlamaya dönük Türkiye ile bir politika sürdürüyorlar gibi görünüyor. Siz bu işbirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani geçmişin iki kutuplu dünyasına alışan bizler doğrusu bugün yaşananları biraz anlamakta zorlanıyoruz. Hem Aykan Bey'in söylediklerine zaten yani katılıyorum. Onlar çok güzel ifade ettiler ama biraz daha Rusya ilişkilerinin seyrine baktığımızda hani meşhur bir de o bir şey var ya, ifade hani çalıyorlar ama çalışıyorlar. Burada da hani Erdoğan Rusya'yı yoruyor ama karşılığını da veriyor. Yani böyle bir denklem var. İdlib'de işte örneğin hani Rusya'yı yoruyor büyük ölçüde. Sürekli zamana yayılıyor. İdlib'in İşte bir türlü yani Şam'ın kontrolüne geçmesini istiyor Rusya ama bu gerçekleşemiyor 2-3 senedir en azından. Diğer yandan ise işte Rusya'yı da memnun edecek
hani boncuklar veya çeşitli tavizler veya hani ben onu bazen S-400 için söylüyorum örneğin tırnak içerisinde siyasi rüşvetler veriyor. Bu tabii önemli. Yani ilişkilerin dinamiğine baktığımızda işte Türkiye'nin bir NATO üyesi olması, S-400'ler üzerinden örneğin NATO içerisinde çatlaklar oluşturma hedefi, bu konuda Rusya'nın biraz mesafe almış olması, yine Libya meselesinde örneğin farklı NATO üyeleri, işte Fransa Hafter'i desteklerken Türkiye daha çok Sarraç, yani daha doğrusu Sarraç'a yakın, Sarraç'ı destekliyor. İtalya biraz daha farklı. Farklı NATO üyelerinin, NATO ülkelerinin Libya'da farklı kampları desteklemesi, bu ister istemez Rusya'ya alan açıyor. Aynı şekilde ilişkilerin böyle bölgesel açıdan bakıldığında Erdoğan'ın takip ettiği politika dediğim gibi Rusya'yı yoruyor. Ama Rusya'ya da alan açıyor. Yani bunu da belirtmek lazım. Bir de tabii bunun haricinde Türkiye'nin kendi stratejik konumunu bence zannımca Türkiye'deki yöneticilerden daha çok Rusya gibi büyük güçler çok daha farkındalar. Hani yani o Türkiye'nin üzerinde bulunduğu arazinin tabiri caizse jeopolitik fiyatını kastediyorum. Rusya açısından bakıldığında Türkiye'nin belli ölçüde nüfuzu var. İşte Orta Asya'da, Kafkaslar'da, Karadeniz bölgesinde bir söz hakkı var. Balkanlar'da, işte şimdilerde Doğu Akdeniz'de belki. Bir şekilde oyun kurucu olmasa bile oyun bozucu bir aktör olabiliyor. Bu kapasiteye sahip. Sıra bak, ben araya girip şunu da sormak istiyorum. Yani Türkiye'nin, Erdoğan'ın sadece Kürt karşıtlığına yönelmesi, Orta Doğu'da özellikle Suriye'de Kürtlerin bir statü elde etmemesi için aksiyonel bir politikaya, işgale yönelmesi, aynı zamanda Rusya başta olmak üzere diğer ülkelerin bu zaaf üzerinden Türkiye'yi kullanması, değerlendirmesi noktasına da götürüyor mu onları? Öyle bir yaklaşımda var mı? Yani kesinlikle var. Yani katılıyorum. Çünkü o yani siyasi iktidarın diye mesela Erdoğan içeride zayıflığı, bu gerek işte hem siyasi olarak düşen bir destek, onun da haricinde işte Halkbank dosyasını Halkbank'la tabiri caizse yatıp kalktığını işte mesela John Bolton'un yeni çıkan o hani kitabından öğreniyoruz Erdoğan. Yani şimdi açıkları var, iktidarın açıkları var. 15 Temmuz açığı var, başka silah ambargosunun delme açığı var, Suriye meselesi var. Cihatçılarla ilişkiler var yani bilmiyorum daha nasıl ifade edeyim, varoğlu var. Dolayısıyla bunu büyük güçlerin her biri kullanıyor. Rusya da kullanıyor, batılı ülkeler de kullanıyor. Rusya'nın kullanım tarzı daha farklı. Ruslar daha hızlıca efektif kararlar alabiliyorlar yönetim tarzından dolayı. Batılı ülkeler işte senato kabul edecek, kongre onaylayacak, şu olacak, bu olacak. Hani dışişleri süreci, Pentagon süreci bu daha farklı. Batı diğer ülkeler, Almanya daha farklı. Dolayısıyla oradaki demokratik politika yapım süreçleri daha uzun işlediği için biz o baskıyı biraz daha zamana yayılmış bir şekilde görüyoruz Batı'da. Ruslarda ise bunu daha farklı, daha hızlı bir şekilde görüyoruz. İşte hepimizin bildiği uçak krizi zamanında IŞİD dosyaları örneğin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunuldu. Sonrasında hızlı bir şekilde özür geldi. 15 Temmuz'dan kısa bir süre önceydi bu. Ama hani kastettiğim benim şu, her halükarda Türkiye'nin arsa değeri jeopolitik olarak fiyatı çok yüksek. İşte Boğazlar meselesi olsun, 22 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var iki ülke arasında. Kimse Erdoğan'dan dolayı devletler arası çıkarları riske atmak istemiyor. Yani bunun 18 milyar dolarını, 22'nin 18'ini Rusya satıyor Türkiye'ye. Enerji bağlamında Türk akımını, yani borunun masrafı hariç bedavaya getirdi Ruslar neticede. Türkiye Erdoğan veya Türkiye genel olarak bir indirim dahi alamadı. Halbuki uçak krizinden önce en azından %10'luk bir indirim alabilmişti. Ama zayıfladıkça, içeride iktidarı zayıfladıkça dolayısıyla o şey düşüyor. Dolayısıyla hani böyle bir Avrasyacılık gibi, belki bu da konuşulacak ama hani Türkiye'de bir Avrasyacılık falan bence yok. Orada daha ziyade var olduğu sanılan şey Türkiye'de siyasi iktidarın kendi siyasi bekasına tehdit olduğu zamanlarda büyük güçlerden ve özellikle Rusya ve Çin'den destek alma arayışı var. Avrasyalık dediğimiz olay bu Türkiye'de. Yoksa başka bir şey değil. Bu açıdan bakıldığında tabii belki bir son da şu eklenebilir. Hani Ruslar genelde askeri diplomasisini hele şu son 5-6 yıldır yani Suriye ile birlikte çok ciddi gerçekten efektif hale getirdiler. Şu an mesela hemen hemen her gün Rus dışişlerinde yani karşıt kamplardan, Filistin'den, işte Suriye meselesinde muhalefetten, rejimden, Kürtlerden
veya Libya mesela Sarraç'tan, Hafter'den, yani bir sürü gelen giden oluyor. Sürekli Mihail Bogdanov görüşüyor, Lavrov görüşüyor. Dolayısıyla bu askeri diplomasi becerisini geliştirdiler. İşte Suriye'de beğensek de beğenmesek de hemen hemen her aktörle konuşabilen tek güç orada Rusya. Dolayısıyla şimdi Erdoğan da Türkiye'yi sahaya sürdüğü için Suriye'de, ister istemez Suriye'de işbirliği yapmak durumunda Ruslar. İdlib'de cihatçı temizliği için kim var? Hamisi olarak gözüken, orada en büyük hamisi olarak gözüken maalesef, bence çok üzücü. Ama Ankara'daki iktidardan başkası değil. Aynı şekilde Libya'da da yine çok üzücü ama Türk askerini veya işte istihbaratını bence büyük ölçüde taşeron olarak başka ülkelerin hizmetine sunan Erdoğan'dan başkası değil. Ama o da orada da devlet gücü olarak, askeri güç olarak Türkiye faaliyeti. Dolayısıyla o aktörle de bir şekilde iş kotarmak durumunda Ruslar. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında hem ikili ilişkileri riske atmak istemiyor Rusya. En azından Erdoğan'a içeride destek düşene kadar, belli ölçüde destek düşene kadar o ilişkileri riske atmak istemiyor. Hem de bölgesel anlamda Erdoğan yoruyor ama bir şekilde de karşılığını verdiği müddetçe ister istemez Türkiye ile çalışmak durumunda kalıyor. İlişkiyi de sürdürüyor diyorsunuz. Siz Avrasyacılık ile ilgili de değerlendirmelerde bulundunuz. Ben Aykan'a da buradan sorayım. Türkiye-Rusya ilişkileri bağlamında aslında çok uzun yıllardır Türkiye'de Avrasyacıların NATO karşıtı politikası ve Rusya blokuna yanaşması, Rusya-Çin blokuna yanaşması hep tartışılıyordu. Gerçekten Kerim Hoca çok da bu politikayı etkili bulmadı ama bu Avrasyacıların Türkiye'yi Batı blokundan koparma çabalarının bir karşılığı var mı? Bu yarınki gün Erdoğan'la kendi koalisyonu olan diğer ittifak unsurları arasında içte bir çatışmaya yol açar mı? Ne dersiniz, bu dış politikanın biraz da içe yansıması boyutunda sormak istiyorum. Şöyle bir şey, şöyle bir biçimde tarif edebilirim. Yani kendi en azından anladıklarımı. Türkiye'nin 2010 sonrası izlediği bir şey var. Genel bir strateji var. Yani bu bir oturmuş bir şey değil kuşkusuz. Bir sürü gene çelişkiyle, tartışmayla sürdürülen bir süreç. Yani özetle şöyle bir şey yapmıyorlar. Bir tür emperyal güç olmaya çalışıyorlar. Bunun kendilerine göre olanaklarını tarif etmeye, tanımlamaya çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de örneğin yönetimin merkezileştirilmesi. Bir tür diktatörlüktü. Belli bir anlamda başkanlık işte sistemiyle oraya gelindi denilebilir. Fakat bu stratejide şöyle şeyler oldu, kırılmalar oldu. Özellikle Kobani süreci ve bunun üzerine daha sonraki süreçte Rus uçağının düşürülmesiyle kendi kurdukları oyundan çok başka politikaların içerisine zincirleme bir biçimde başka politikaların içine düştü denilebilir Türkiye. Yani bir anlamda inisiyatif özellikle şeyde, yani Rus uçağının düşürülmesi ve bu bir tür sahte darbe diyelim, 15 Temmuz sonrası, Temmuz sonrası Rusya'nın daha çok inisiyatifi dahilinde kurduğu bir süreçle karşı karşıya kaldık. Yani bir tür Türkiye şu an şey denilebilir, hani bu süreçten sonra kırılgan bir anlamda bağımlılık ilişkileri içerisinde buldu kendisini. Evet. Ve bunu kendine göre aynı zamanda bu süreci işte daha önce belirttiğim emperyal güç olma arayışının bir parçası olarak değerlendirmeye çalıştı. Ama hani nereye kadar geldi, ne oldu, bu ayrı mesele. Şimdi bu hikayenin içerisinde bir de şey var tabii ki. Bu özellikle Kobani sonrası aynı zamanda iktidar bloku içerisinde farklı bileşenler dahil olmaya başladı ve tasfiye edilenler oldu. Bu farklı bileşenlerden bir kısmı aslında geçmişteki alışkanlıklarını bu yeni süreçte de sürdürmeye çalıştılar. Geçmişte aslında Amerika ile kurulmuş olan bir tür bağımlılık ilişkileri vardı. Benzerini bir tür fantazi olarak Rusya ve Çin'e dönük geliştirmeye çalıştılar. Bu yani bir fantazi olarak özellikle Türkiye'de iktidar bloku içerisinde böyle bir şey var ama gerçekte bir karşılığı yok. Yani ne Rusya'da egemen ideoloji olarak diyelim ki, daha doğrusu bir egemen strateji olarak Avrasya'yı öneriyor, ne de Çin'in böyle bir şey var. Çin'in çok daha başka türlü kendisini tanımladığı bir stratejisi var açık olarak. Zaten böyle şeyi kapsamıyor. Yani sonuçta Türkiye'deki fantazi kuranların fantazisi bu işin dahilinde değil. Evet. Şimdi biraz önce Armağan abla da bahsetti, Kerim hocam da bahsetti.
iktidar şimdi bu gelinen noktada yalnız Türkiye ile Rusya ilişkileri de Rusya, daha doğrusu hem Rusya hem Türkiye aslında karşılıklı birbirlerini, bu Amerika'yı da dahil edebiliriz denklemin içerisine, birbirlerini tehdit unsuru olarak, başkalarına karşı tehdit unsuru olarak kullanarak belli ölçülerde verim alıyorlar. Belli ölçülerde ilerliyorlar. Yani böyle bir şeyden söz etmek mümkün. Şimdi şeye geldiğimizde, tekrar Rusya Türkiye ilişkilerine dönecek olursak, Rusya'nın şeyde, yani şunu da altını çizmek gerekiyor. Rusya'nın hani Avrasyacılık gibi bir projesi olmadığı gözükmesinin yanı sıra, Rusya'nın gerçekte diyelim ki Batı blokunda, NATO'da falan özellikle bozucu olmanın ötesinde hedefleri var mı? Yani bu gerçekten hani diyelim ki Türkiye'yi bir müttefik olarak görmek istiyor mu? Burası açık değil. Ama şu açık, Rusya yani şu anki pozisyon, özellikle politik yönetimi diyelim, Batı'daki politika yürütümlerden çok daha başka türlü bir politik anlayış benimsemiş durumda. Yani biraz postmodern savaş demem, bu sürece öyle nitelememin arkasında biraz da Rusya'nın liderliği yatıyor. Normal açık bildiğimiz politik kurallar yerine biraz Putin yönetimi, yani istihbaratçı aklıyla davranıyor ve ona göre politika geliştiriyor. Buradan kastım şöyle, basitçe bir benzetme yaparsak, yani Türkiye'yi bir tür bilardo topu gibi kullanmaya çalışıyor. Yani aslında bu Fransa ile yaratılan çelişkiler NATO içerisine yansıması örneğin bundan verim aldığını da gösteriyor bir anlamda. Peki. Ben bir şey daha eğer zamanı varsa şunu da belirteyim. Burada hani Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceğinin olmadığını da söylemem gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı olan şey özellikle şu dönemde sermaye ihtiyacı var. Yani sermaye yatırmana ihtiyacı var. Bütün bu hikayeyi sürdürebilmek için sağdan soldan elde ettikleri, hani bir tür Libya'dan, Katar'dan, şuradan, buradan taşıdıkları şeyler. Yani birikim yetmiyor. Hem savaşı çevirmeye hem de Türkiye'nin kendisini çevirmeye. Burada hani asıl olarak Batı'nın yeniden Türkiye'ye yatırım yapması ya da işte bir biçimde Türkiye'yi ayağa kaldıracak ticari ilişkilere girmesi beklentisi var. Özellikle Amerika ile ilgili muhtemelen. Peki. Ben buradan Kerim Hoca'ya sormak istiyorum doğrusu. Biraz da bu Türkiye-ABD ilişkileri bağlamında. Suriye'yi çok yakından takip ediyorsunuz ama daha çok Rusya boyutu üzerinden değerlendirmelerde bulunuyorsunuz. Ama aynı zamanda Türkiye-ABD ilişkileri de sizin yakın gözleminizde. Son Bolton'un kitabında da açığa çıktı. Daha önce Pentagon CIA açısından da benzer konular tartışıldı. Erdoğan ABD iç siyasetinin sanki turnusolu gibi oldu. Yani mümkün mü bunu demek? Erdoğan aynı zamanda ABD iç siyasetinin turnusolu, Trump'la diğer kesimler arasındaki ilişkiler bazında düşünsek bu konuyla ilgili ne dersiniz? Size sormak istiyorum doğrusu. Tabii biraz önce de konuştuk. Bu Halkbank meselesinin çok rahatsız ettiğini, yani tabii Bolton'u ne kadar %100 inanacağız mı inanmayacağız mı belli değil. Ancak her halükarda bunu rahatsız ettiğini daha fazla görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu mesele işte bahsettiğiniz turnusol kağıdı olup olmadığı. Evet öyle. Sadece tabii yine Bolton'un kitabını referans alırsak bu orada 3 ülke öne çıkıyor. İşte Türkiye, Erdoğan, Putin'le ilişkileri çıkıyor Trump'ın. Bir de tabii Ukrayna meselesi. Daha fazla Trump'ın işte Biden üzerinden yine onu rahatsız edici bir şekilde ele almak istediği, değerlendirmek istediği 3 önemli ülke olarak öne çıkıyor. Ama bahsettiğiniz hususa ben katılıyorum. Yani burada işte Türkiye'de işte iktidarın zayıflığı, bir şekilde şantajı açık hale gelmesi, gerek S-400'ler konusunda yaptırımlar bağlamında diyelim Trump'ın bir bariyer görevi görüyor olması, Halkbank dosyasında yine bariyer görevi görüyor olması, ama buna karşılık belki Türkiye hani operasyonlar yapıyor, harekatlar yapıyor Suriye'de, ama diğer yandan da hani işte biraz önce konuştuk, YPG konusundaki NATO'daki blokasını kaldırıyor. Veya Libya'da ABD'nin bence büyük ölçüde bir anlamda taşeronluğunu yapıyor. Yani Türk ordusunu sahaya sürerek bölgede Amerika'nın asker göndermesinden ziyade, madem bir müttefik olarak Türkiye buna hazır, o zaman bunu daha kolay yapabiliriz diyor. Rusya'yı
Yine Libya'da işte sınırlandırma noktasında, nüfuzunun sınırlandırılması noktasında Erdoğan devreye sokulmuş oluyor bir ölçüde. İdlib meselesinde Rusya'nın oyalanarak işte Fırat'ın doğusuna Amerika'nın olsun veya Rusya'nın diyelim genel olarak yine zaman ayırmasına engel oluyor. Ya bunlar bu şekilde çeşitli kazançları var. İşte Fırat'ın doğusu göz önüne alındığında örneğin işte Kürtlerin taleplerinin maksimum sınırı büyük ölçüde Rusya tarafından belirleniyor. Hani özellik talepleri bağlamında kastediyorum. Minimum sınırları ise, Kürtlerin taleplerinin hani minimum ölçüdeki sınırlarını ise bence ABD, Amerika Birleşik Devletleri belirliyor. Amerika'nın oradaki varlığı ister istemez Şam'ın veya Moskova'nın Fırat'ın doğusuna bir şekilde harekat düzenlemesini veya bölgeyi kontrolü altına almasına engel oluyor. Dolayısıyla bu tarz al-ver ilişkileriyle ilişkiler yürüyor. Bu anlamda hani turnusol kağıdı mı? Kesinlikle. Yani bir turnusol kağıdı burada yani Türkiye'nin çıkarlarından ziyade iktidarın, Türkiye'de iktidarın siyasi bekasına yönelik tehditler arttıkça işte dediğim gibi biraz önce gerek Rusya cenahına, gerek Amerikan tarafına, gerekse diğer Avrupa ülkelerine çeşitli tavizler veriliyor. Bu anlamda da ilişkiler böyle sağlıklı kurumsal bağlamda gitmiyor da liderler düzeyinde gidiyor. İşte yine Bolton'un kitabında Erdoğan'ın Trump'ın görüştüğü, en sık görüştüğü liderler arasında ilk sırada yer aldığı ifade ediliyor. Yani bu işler işte İstanbul'da belki Trump Tower'ın yatırımları var bir şekilde. Dolayısıyla Trump Tower bağlamında belki Trump Türkiye'de yeni çeşitli başkanlık sonrası veya başkanlık sırasında da tekrardan seçilirse çeşitli yatırımlar düşünüyor olabilir. Meseleye biraz da böyle emlakçı kafasıyla baktığı daha dolayısıyla ticari boyutu önde diyorsunuz. Öyle bir yaklaşım da var. Trump aynen açısından öyle. Da Erdoğan açısından da iyi tüccarlar gibi görünüyorlar. Yani al canın yongasıdır. Hani bu anlamda iki tarafta da popülist diyerek aslında normal popülistlerin, popülist liderler diyerek yaptıkları, işledikleri hataları, suçları kapamak istemiyorum. Onun için hani popülist diyerek hafifletmiş oluyoruz belki ama bu liderleri. Ama neticede bu liderler ilişkiler, devletler arası ilişkiler bağlamında bu popülizmi hem Erdoğan, hem Putin, hem Trump, belki bunlara daha başka liderler de eklenebilir. Bunlar bu politikayı yeterince efektif bir şekilde yürütüyorlar. Peki. Armağan Hocam, size de hemen iki ülkenin ilişkilerini, özellikle Türkiye-ABD ilişkileri bağlamında sormak istiyorum. Yani Türkiye-ABD ilişkileri Suriye'nin geleceğini nasıl etkiler? Doğrusu bu konuyla ilgili görüşlerinizi söylerseniz sevinirim. Tabii bir de bu işin Libya boyutu da var. Belki Irak boyutu da var. İç içe birbiriyle bağlantılı olarak da değerlendirirseniz sevinirim. Şimdi Türkiye-ABD ilişkilerinde hemen Kerim As'ın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Çünkü onun da söylediği gibi aslında ben biraz da bunları bir kulüp diye değerlendiriyorum. Kulübün üyeleri, dünya yöneten kulübün üyelerine baktığımız zaman hepsi birbirini bir miktar iktidarda tutmaya çalışıyorlar. İşte biraz önce Avrupa Birliği meselesinde de konuştuk aslında. Ama bu kulübün destekçileri var tabii. Yani asıl ona bakmak lazım. Yani bugünkü yöneticileri iktidarda tutan sermaye kesimine bakmak lazım. Şu anda dünyadaki en gerici sermaye, o mal varlıklarının, bütün gelirlerin işte tek elde toplanması, yani dünya ekonomisinin şu anda vardığı boyut ve o gelir uçurumunun geldiği boyuta baktığımız zaman bunu, ya buna rağmen, bu gelir uçurumuna rağmen ülkelerdeki yönetimleri sağlamanın, yani ülkelerde ya da yönetimlerin hala egemenliğini sağlamanın bir yolu var. O da ne? Baskıcı yönetimler. Yani ya demokratikleşeceksiniz ama demokratikleştiğiniz zaman gelir dağılım düzeltmeden demokratikleşemez. Gelir dağılımınız bozuksa otoriterleşeceksiniz. İşte gelir dağılımının bozulmasını sağlayan bugünkü dünya kapitalistleri, dünya artık ne derseniz deyin, yani bu kulübün
aslında arkasındaki adamların getirdiği isimler bunlar. Niye? Çünkü işte böylesi bir gelir adaletsizliğinde yani hani kendi isteğinizde böyle bir şeyden vazgeçebilirsiniz. Yani bir yanda açlık varken bir yanda işte sermayenin yani işte şeyden söz ediyoruz değil mi? Yani 100 kişinin bir kişi işte pardon 100 kişinin bir kişiyi beslediğinden söz ediyoruz. İşte dünyanın en zengin atıyorum 50 kişinin dünyanın yarısını gelirine eşit olduğundan söz ediyoruz. Şimdi böylesi bir eşitsizliği ayakta tutabilecek yönetimler var şu anda dünyada. İşte örneğin şeyi görüyoruz. Trump'la Erdoğan görüşü. Sadece Trump'la Erdoğan değil. Bolt kitabında hani net bir şekilde bildiğimiz şeyler aslında bir anlamda açığa çıktı bu kitapla birlikte. Yani Çin Xi Jinping'e diyor ki sen beni iktidarda tut. Sen bana yardım et. İşte ben de senden İşte ilişkilerimi ikisini geliştirelim. Ama sen benden bir şey de var. Araya girip sormak istiyorum. Kusura bakmayın. Yani tüm bu dedikleriniz yaşanırken Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'nun en uç noktasına kadar hatta Afganistan'da birçok geniş bölgeyi de içine katabiliriz bu süper güçler açısından. Çok sayıda insan da yaşamını yitiriyor. Yani her gün binlerce insanın yaşamını yitirdiğinden de söz ediyoruz. Elbette yani böylesi bir politikayı nasıl izah etmek mümkün? Şimdi işte onu söylüyorum yani hani öylesine vahim bir yönetim şekilleriyle karşı karşıyayız ki hani bunları zaten silah yani silah tekellerinin desteklediği yani onu söylemek lazım silah tekellerinin ilaç tekellerinin onların desteklediği yönetimlerin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Suriye politikasına bakarsak işte Trump yani Trump'ın biraz önce de konuştuk CNN'de çıkan görüşme kayıtlarında yani Trump'ın diyor Suriye konusunda hani Erdoğan'la yarışabilecek ve Erdoğan'a söyleyebilecek bir şey yok. Yani bir çeşit al gülüm ver gülüm sürdürülüyor ama bunun karşılığında sizin de söylediğiniz gibi savaşlar nedeniyle insanlar yaşamlarını yitiriyorlar açlıklar nedeniyle açlık nedeniyle hastalık nedeniyle yani artık Avrupa'da bile işte sağlık sistemi nedeniyle insanların ölümlerinden söz ediyorum. Hani dolayısıyla artık şeye bakmak lazım. Yani ne olacak? Nereye gidecek? Nasıl evrilecek? Yani belki ona bakmak lazım. Şimdi örneğin benim daha önce de başka programlarda söylediğim bir şey vardı. İngiltere'den değişim olabilir. O büyük bir şanstı. Yani Jeremy Corbyn İngiltere'de seçilmiş olsaydı dünyada yeni bir dalga başlayabilirdi. O kaybedildi. Şimdi tek bir şans var. O da Amerika Birleşik Devletleri. Tek bir şans diye söylemek lazım ama Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer yönetimde bu giden gelen meselesinden çok bir değişim meselesi de başlatması açısından önemli olacak. Yani biraz önce Kerim Halk'ın söylediği gibi inanılmaz bir pazarlık sürüyor. İşte liderler arasında birbirlerini iktidarda tutma yarışı sürüyor. Birbirlerine destekleri sürüyor. Ama bunun karşılığında ne oluyor derse çok da kimsenin umurunda değil. Yani İngiltere'de bir başbakan çıkıp da koronavirüs nedeniyle işte bizim yapabileceğimiz tek şey sürü bağışıklığıdır. Bir takım insanlar ölecekler, benim de yapabileceğim bir şey yok diyebiliyorsa eğer, demek ki hiçbirinin insan yaşamı falan aslında umurunda değil. Yani bunu İngiliz Başbakanı söylerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da çıktı. Aynı şeyi söyledi, işte en son test yaptı. Yani şeyler söyledi. Yani insan yaşamı içe sayıldığı bir dünyadan söz. Ama ne olacak? İşte siz biraz önce saydınız ama bir de başka şeyleri de saymak lazım. Alttan gelen kişiler var. Kimse Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un öldürülmesinin ardından böyle bir üstüne üstlük de insanların bakkala gitmeye korktuğu bir dönemde sokaklara çıkması kimsenin hayal edemediği şeydi. Hatta ne yazılıyordu? Korona döneminde hani otoriter yönetimlerin işine geldi. Çünkü evlerinde oturdular. Bir yandan da gelen dalga var işte bugün biraz önce Aykan linki göndermişti bana. Sırbistan'da değil mi sokağa çıkanlara karşı şiddet kullanılıyor falan ama yani sokaklar da durmuyor.
buradan gidecekler de. Yani bu, böyle bir değişim başlayacak. Suriye politikasında bu belirleyecek. Irak politikasında sokak belirleyecek. Bu yöneticiler belirlerse eğer, insan yaşadıklarına yana bir tavır belirlemeyecek. Yani sonuçta bu yöneticilerin sonsuz yapabilecekleri şeyler yok. Sokak bir şekliyle önünü kesecek diyorsunuz. Ben Aykan'a da bu Türkiye-ABD ilişkileri bağlamında biraz da Arap devletleriyle olan ilişkileri sormak istiyorum. Aslında Arap devletleri başlangıçta hepsi birlikte Türkiye'de dahil Suriye'de rejimi değiştirmeye dönük hep birlikteydiler. Ama şimdi öyle bir noktaya gelindi ki Arap devletlerin önemli bir çoğunluğu Türkiye ile karşı karşıya, Rusya onları Suriye'ye yanaştırmaya dönük bir çaba içerisinde. Ama diğer taraftan da Libya'da Türkiye'ye rest çekiyorlar. ABD ise hem Arap devletleri hem Türkiye, Türk devleti arasında sanki bir denge kurmaya dönük gidiyor. Aykan, sen ne dersin bu ilişkileri değerlendirdiğinde? Denge mi gerçekten ABD onlar arasında? Tabii bu işin bir de Kürt boyutu var. Yani sonuç itibariyle Arap devletleri Kürtlerle ilgili de Türkiye'ye en sert tepkiyi gösteren devletler arasında yer aldılar. Yani Güney Kürdistan'a dönük işgal operasyonunda da bunu gördük. Birçoğu sert biçimde eleştirdi. Şimdi son dönem muhtemelen Trump içerideki meselelere biraz daha fazla yoğunlaştı. O yüzden hani dünya politikasıyla çok ilgilenemiyor ve bunun bir yansımasını bence şeyde görüyoruz, Orta Doğu'da görüyoruz. Daha doğrusu şunu kastediyorum, Amerika biraz daha hesaplı kitaplı politika yapmaya başladı Orta Doğu'da. Özellikle son dönem örneğin İsrail'in bu Batı Şeria işgalini körüklemedi, durdurulması konusunda. Yani daha doğrusu zorlayıcı olmadı. Yani en azından o böyle bir adımı geriletti. Şimdi en genelde tabii burada yeniden bir strateji kurmaya çalıştıklarını görüyoruz. Birincisi şey de zaten daha önceki turda konuştuk. Hani Libya'ya ve Afrika'ya dönük bir yatırım peşinde. Ama yani bunu tek bir atada oynamadığı kesin burada bir biçimde. Burada hani Rusya karşıtlığını tabii ki bu politikanın belki temeline, o Çin karşıtlığını aynı zamanda bu politikanın temeline oturtacak. Fakat bu Araplara, başta silah pazarı olmak üzere aynı zamanda müttefikler Araplar, bunları da kaybetmemeyi bir şey olarak, hani bir düstur olarak benimsiyor ve bu politikasında da yani bir tür kendi, nasıl Türkiye kendine göre belli bir denge arayışındaysa Amerika Birleşik Devletleri de denge arayışında. Yani aynı zamanda Avrupa Birliği'ndeki birçok ülke, hani belki Fransa ile falan bir takım çelişkileri var ama sonuçta NATO bünyesinde onlarla da müttefik. Yani burada Amerika sonuçta hegemonyasını bölgede kurarken yani belli bir temelde şey olarak düşman olarak gördüğü, tanımladığı ülkelerin haricindekilerin tamamıyla ilişkiyi kurtararak gitmek istiyor. Tabii burada sormak istiyorum. Yani ABD hegemonyasından söz ettiniz. Hegemonyasını kurmak istiyor diyoruz. Son 5-6 yılda da Rusya'nın bölgeye girmesiyle birlikte çok ciddi bir hegemonya kaybı da yaşadı ABD. Yani eski hegemonik yaklaşımından çok ciddi anlamda geriledi. Birçok alanı Rusya doldurmaya başladı. Araplarla ilgili de böyle bir siyaset görünmeye başladı. Siz de öyle mi görüyorsunuz? Bu birincisi Suriye, daha doğrusu Arap Baharı'nda genel olarak Amerika Birleşik Devletleri başarılı oldu sayılmaz. Suriye'de de özel olarak hani bu politikanın yani yanlış yaptıkları, yani kısmi kazanımları var kuşkusuz. Amerika'nın, Rusya'nın da olduğu gibi. Ama hani genel olarak bu süreçte bir başarıdan söz edilemez. Artı tabii Trump'ın önce Amerika politikası da burada belirleyici. Şimdi giderek hani diyelim ki iyi kötü askeri olarak şey yaptığı, hakim olduğu yerler var. Yani dünyanın genelinde en azından diyelim ki üstlerinin bulunduğu bir biçimde ticari, bunun üzerinden ticari ve siyasi ilişkiler geliştirdiği yerler var. Şimdi buralarda örneğin çekilmeyi tartışan bir yönetim doğal olarak o bölgelerdeki ülkelere de güven vermekten uzak. Yani şey hatırlayacak olursak Suudi Arabistan'ın petrol tesislerinin füzeler tarafından vurulması olayı. Yani o tamamen bir, onun karşısındaki hikaye Aramco tesislerinin tamamen bir acizlik gösterisiydi, pozisyonuydu. Yani sonuçta o kadar silah alıyor diyelim ki
milyar dolarlarca Suudi Arabistan, ama bunun bir karşılığını görmüyor. Yani bir petrol tesisini bile koruyamaz duruma düşüyor. Şimdi burada aslında Trump'la birlikte özellikle hani gücü oranında bir stratejik düşünmeden yoksun bir yönetim var karşımızda. Yani rastgele düşünün. Yani şimdi şey düşünürsek, o Bolton'un kitabında da bahsedilen, yani kişisel ilişkilerle bir şeyin nereye kadar yürüyebileceği aslında fazlasıyla şüphelidir. Yürümediği de ortada. Ama tarz bu. Bu tarzın karşısında biraz önce bahsettiğim hani Putin'in tarzı da sonuçta bu kişilerin açıklarını biliyor. Ve bu muhtemelen Erdoğan'la ilişkilerde de böyle hesapları var. Ve ona göre adım atıyor. Yani sonuçta şey değil yani o kişilerle kurulan ilişkiyi de iyi kullanan birisi var karşısında. Yani onlar o kadar beceremiyorlar şimdi. Peki. Kerim Hocam, sizinle devam edelim isterseniz ama başından beri hep konuştuğumuz noktalardan birinin gelip dayandığı yerde Türkiye'nin yayılmacı siyaseti. Biraz da bu yayılmacı siyasetin yansımalarını konuşmak istiyorum doğrusu. Şimdi Erdoğan'ın yayılmacı siyasetine bir yanıyla baktığımızda hem Rusya hem ABD'nin de desteği var. Yani bu çok açık. Hem Suriye'de hem Libya'da hem Irak'ta ve Güney Kürdistan'da bu yayılmacı siyasete her iki ülkenin de desteğini, hatta kısmen Batı'nın da son günlerde aykırı sesler çıksa da desteğinin olduğunu görüyoruz. Özellikle Rusya ve ABD'nin Türkiye'nin bu yayılmacı siyasetinden çıkarı nedir? Bir beklentileri mi var buradan? Kendileri nasıl nemalanacak? Dediğiniz şeye katılıyorum. Yani iki tarafta destek veriyor. Sadece ABD, Rusya değil. Bence batılı diğer ülkeler de, İngiltere, Almanya, yani Fransa ile biraz sanki böyle gerginlik varmış gibi gözüküyor ama herkes için bence hala Erdoğan kullanışlı, gayet kullanışlı bir aparat olmayı sürdürüyor. Bu biraz işte desteğini de içeride hala güçlü bir destek de var AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bu da biraz ona imkan sağlıyor, zemin sağlıyor. Bunu söylemek lazım. Diğer yandan hani Amerika açısından bakıldığında ben açıkçası biraz şöyle görüyorum. Eğer yani bunu bilmiyoruz tabii ki, teorik planda tartışıldı bu Büyük Orta Doğu projesi falan veya ama gerçekten eğer böyle bir Büyük Orta Doğu projesi var ise eğer bu projenin bence en kullanışlı, efektif ve de verim sonuç verici dizayn aparatı Erdoğan'dan başkası değil. Bu bir hakaret anlamında söylemiyorum bunu ama Amerika'nın çıkarları açısından ben şöyle bir Amerika uzmanı değilim ama baktığım zaman Erdoğan bir koçbaşı gibi olarak kullanılabiliyor. Bölgeyi dizayn etme bağlamında kastediyorum. İşte yeri geliyor TSK'yı Kürtlerin üzerine sürüyor. İşte Suriye'de veya işte başka şekilde. Dolayısıyla Kürtlerden yeterli tavizi alabiliyor. İstediği tavizleri alabiliyor örneğin. Anlatabiliyor muyum? Aynı şeyi Ruslar da yapıyor bu anlamda. Veya ona izin vererek, yani operasyonlara izin vererek kastım. Yoksa operasyona izin vermese, ne Rusya ne Amerika izin vermese bence Erdoğan böyle bir, yani Türkiye öyle bir operasyon yapamaz. Suriye'de veya Libya'da aynı şekilde. Yani kullanılan silahlar bile ister istemez Amerikan silahı, NATO silahı bunlar netice itibariyle. Ama bir dizayn aparatı olarak kullanabiliyor. Çünkü niye? Çünkü Amerika çıkarları açısından baktığınızda yani Türkiye'nin şöyle çıkarı değil. Şöyle bir şey de sormak istiyorum. ABD'nin dizayn aparatı olarak kullandığı bir Erdoğan. Bugün Rusya ile sanki çok daha iyi uzlaşıyor. En fazla çatışıyor görünse bile. ABD bu konuda istediği politikayı yaşama geçiremedi mi? Bu şöyle, yani iki taraftan da bakıldığında biraz önce dediğim, oyalıyor Rusya'yı Erdoğan ama tavizler de veriyor. Dolayısıyla biraz önce de yine siyasi bekasına tehdit hissettiği zaman, Amerika biraz bastırdığı zaman, yaptırım falan, işte hemen Rusya'ya gidiyor. Biraz önce Armağan Hanım bahsettiği işte liderler arasındaki görüşmeler, Trump'la görüşmesi en sık görüştüğü lider. Ama Putin'in de yine en sık görüştüğü lider yine Erdoğan. Yani bu ilişkilerde sorunları, ilişkilerin iyi gittiğinden öte ilişkilerde birçok sorunun olduğu anlamına da geliyor. Onu da belirtmek lazım. Yani bu işi, dönem sürdürülebilir bir ilişki mi? İşte onu söyleyeceğim. Yani bu Erdoğan'a destek düştükçe içeride benim zannımca
destek düştükçe bunun sınırlarına daha fazla yaklaşacağız. Bu oyunun sınırlarına daha fazla yaklaşacağız. Ama şu an hani destek hala yüksek. Yani en azından anketlere baktığımız zaman hala %30'lar, 40'lar civarında. Yani o beka tehdidi daha fazla arttıkça Erdoğan içeride büyük ihtimal işte Suriye'de yeni operasyon isteyecek. Kürtlere doğru yürüyeyim isteyecek. Milliyetçiliği arttırmak için, konsolidasyon sağlamak için. Buna izin verip vermediklerini orada göreceğiz. Yani Erdoğan ne verecek daha fazla? İşte yani ben iktidarımı devam edeyim. Dış destek ihtiyacı var çünkü. Dış desteği, bu Birleşmiş Milletler daimi üyesi var. 5 daimi üyesi. Bu 5 üyeden birinden birinin desteğini alması lazım. Ya Rusya, Çin tarafından alacak. Ya Batı, Amerika, İngiltere, Fransa tarafından almak durumunda. Yani anlatabiliyor muyum? Bunların ikisinden de destek kesildiği zaman zaten bu politikaların yanlışlığı ortaya çıkıyor. Türkiye'nin mesela Libya'da yürüttüğü savaş, Türkiye'nin savaşı değil o bence. Kesinlikle o Erdoğan, iktidarın kendi savaşı. İktidar ve çevresinin kendi çıkarları için yürüttüğü bir savaş. Satılan dronlardan, askeri cihazlar, askeri teçhizattan elde edilen gelirler veya petrol gelirleri, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 12 milyar dolar Libya Merkez Bankası parayı Türkiye Merkez Bankası hesabına yatırıyor petrol gelirleri bağlamında. Niye? İşte bir savaş yürütülüyor ama savaştan Türk halkı bir kazanç sağlamıyor. Enflasyon yine yükseliyor, yine çeşitli sorunlar, ekonomik sorunlar var veya bir sürü başka sorunlar. Kastettiğim şu. Ama o çıkarlarını... Bir sormak istiyorum. Milliyetçilik yaparak orada Türk askerinin ya da işte Türkiye'nin üst düzey yöneticilerinin bir şekliyle kanını pazarlayan Erdoğan aynı zamanda da Türkiye'de ayrı kesimden, yani milliyetçi, ırkçı kesimlerden de çok ciddi bir destek alıyor. Bu nasıl oluyor? Çünkü dediğim gibi onlara da boncuk dağıtıyor. Yani şimdi şunu açıklayabilir misiniz? Avrasyacılar etkili diyoruz. Doğru, etkili. Doğu Perinçek bence etkili. Yani o ekip etkili netice itibariyle. Ama bakıyorsunuz Libya'da Rusya'nın karşıtı bir pozisyonda yer alıyor. Demek ki burada işte bir Suriye'de biraz boncuk dağıtıyor. İşte Akkuyu'da, Mersin'de örneğin Ruslara liman imtiyazı veriyor. Türk akımında bırakın re-export hakkını, Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya re-export hakkı elde edebilirdi. Mesela örneğin şu an Türkiye Azerbaycan'dan aldığı gazın küçük dahi olsa bir miktarını Yunanistan'a satıyor yıllık. 600-700 milyon metreküplük gaz satıyor. Bu hak var. Rusya'nın çok önem verdiği, stratejik çok ciddi önem verdiği Türk akımı projesi hayata geçirildi. Ama burada Türkiye karşılığında hiçbir şey, yani gerçekten sıfır, yani hiçbir şey almadı. Yani bir gaz indirimi dahi alamadı. Gaz indirimini zaten çok basit bir şey olarak sunuyorum, söylüyorum yani. Ama kastettiğim şu, Libya'da bir şekilde işte Rusya tamam, iki tarafta da destek, iki tarafta da diyaloğu var. Sarraç tarafıyla da maksimize etmeye çalışıyor çıkarlarını. Ama her halükarda ne oluyor? İdlib'de işte örneğin M4 otoyolu açılmaya çalışılıyor. Şu an 70 kilometre kadar devreye gezebildiler. Yani bir şekilde veriyor. Yani Erdoğan Rusya'ya veriyor. İşte liman imtiyazı veriyor. S-400 alıyor. Bir taraftan askıda bırakıyor biraz ama ikinci parti S-400'leri de alabiliriz diyor. Halbuki ne? Vidasını bile üretmiyor Türkiye. Ama bunu topluma nasıl sunabiliyor? Farklı sunabiliyor. Yani giden orada toplumun enerjisi, Türkiye'de toplumun enerjisi, halkın enerjisi, kazandıkları gidiyor. Ne için gidiyor? Bu Erdoğan iktidarının devamı için gidiyor. Yani bu bir Erdoğan karşılığı değil. Çünkü Türkiye'nin Libya'da izlemesi gereken politika en basitinden ara buluculuk idi. Niye bir Almanya gibi iki ülkenin iki tarafında buluştuğu, sadece Türk müteahhitler Trablus'ta inşaat projeleri yapmıyor ki, Tobruk'ta da yapıyor, Bingazi'de de yapıyor. Eğer derdiniz inşaat ise İki tarafa da ilişkiniz iyi olması gerekirdi. Veya derdiniz eğer Kasım ayında imzalanan anlaşma ise, ki o anlaşmanın ayaklarının yere basmadığı çok açık, ama velev ki eğer diyelim ki o deniz yetki alanları anlaşması ise, o zaman yapmanız gereken o deniz yetki alanlarının yürürlüğe girmesi gereken o deniz sınırı, Libya'nın deniz sınırı Haftar tarafının kontrolünde. En doğusu Libya'nın en doğusu. O zaman orayla da anlaşmanız gerekir. Yani dolayısıyla burada Avrasyacı olarak etkili olan ekip, o öyle bilinen, ben Avrasyacı değil de yani içlerinde 3 tane bile Rusça bilen ekibin olmadığı bir grup, böyle bir Avrasyacılık olmaz. Yani böyle bir şey olmaz bence. Bu değil. Bu sadece Türkiye'nin iktidarının işte kendi, yani belli ölçüde diktatöryel, belli ölçüde işte o rejimin laik, bağızçı bir tarz, bir anlamda bu rejimin devamı için ister istemez bunun batıda bir yeri yok.
Yani NATO'da, Avrupa Birliği'nde buna yer yok. O zaman ister istemez mecbur istikamet olarak Rusya, Çin tarafına yönelmeniz gerekiyor. Ve oraya da boncuklar dağıtıyorsunuz. Yani bu süreç şu an bu, ama destek düştükçe bence bunun bu oyunun sınırlarına doğru bence çok daha yaklaşacağız. Ve yaklaştığımızda kanaatindeyim açıkçası. Görünen o, Erdoğan'ın bu yönünü aslında en fazla da Türkiye'deki milliyetçilere anlatmak lazım. Onun için çabalamak lazım. Armağan Hanım, size de bu yayılmacı siyaset bağlamında sormak istiyorum ama biraz da Kerim Bey'in dikkat çektiği noktadan. Yani Erdoğan iç siyasette sıkıştıkça mı saldırılarını arttırıyor ya da işte yayılmacı politikayı daha geniş alana açılarak sürdürüyor demek mümkün mü? Yani bir şekliyle dışarıda savaşı sürdürerek içte gücünü koruyor ya da arttırıyor ya da ortadan kalkmayı, bitmeyi engelliyor. Şimdi Erdoğan'ın yayılmacılığı mı demek gerekiyor? Ondan çok emin değilim ama şöyle bakmak gerekiyor. Biraz önce Kerim Has da kullandı bu şeyi. Şimdi dış politika yapıyorsanız ya oyun kuracaksınız ya oyun bozacaksınız. Yani eğer bir ülkeye nüfuz etmeye çalışıyorsanız, dış politika diye söylemedim, bir ülkeye şu ya da bu şekilde nüfuz etmeye çalışıyorsanız ya orada bir oyunun bir parçası olacaksınız ya da oyun bozanların bir parçası olacaksınız. Şimdi Türkiye son dönemlerde, yani Türkiye uzunca bir zamandır oyun kuruculuk yapması çok zor. Yani çünkü oyun kurucu olmanız için çok güçlü olmanız gerekiyor. İşte emperyalist gerekiyor. Yani bir dönem öyle şeyler söylediler. Türkiye'de emperyal ülke olabilir mi? Hayır, Türkiye emperyal ülke olamaz. Çünkü neden olamaz? Yani o oyunu kurabilecek gücü yok çünkü Türkiye'nin. Yani ne ekonomik olarak gücü var, ne siyasi olarak gücü var. Şimdi örneğin Amerika Birleşik Devletleri dünyada oyun kurucudur. Yani oyunu tutar tutmaz, onu söylemiyorum. Örneğin Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin bir politikası vardı. İşte getirdi, o politikayı parça parça işledi. Sonunda tuttu ya da tutmadı. Ki muhtemelen tutmadı çünkü Irak'ta hala barış sağladı. Ama bir oyunla, bir planla, bir projeyle girdi. Şimdi oyun bozuculuk bundan çok daha kolay. Yani girersiniz, işte sizin gücünüz ölçüsünde girersiniz. Örneğin bunu dünyada en iyi yapan kim derseniz, bana göre bunu dünyada en iyi Putin yapıyor. Yani örneğin Suriye'de işte girdi, Amerika Birleşik Devletleri'nin oyununu bozdu. Şu anda Suriye'de en etkili politikanın bir parçası oldu. Ama ben Rusya'nın da bunu bir süre sonra sürdüremeyeceği kanaatindeyim. Çünkü Rusya henüz Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik gücüne sahip değil. Yani Rusya'da da ekonomi, izlediğimiz kadarıyla, Kerim Aslan da okuduğumuz kadarıyla, Rusya'da işler o kadar da iyi gitmiyor. Yani anladığımız kadarıyla özellikle de bu gelir dağılımı meselesinde, yoksulluk meselesinde çok da iyi gitmiyor. Şimdi bu durumda oyun bozan taraf Rusya. Türkiye bunu yani öğrendi, öğretildi, neyse bir şekilde kullanıyor. Yani giriyor işte Libya'da örneğin. Şimdi Libya'da Türkiye taraf vaziyetinde. İşte biraz önce konuştuk. NATO'yu bozmuş durumda. Bu kimin işine yarıyor? Aynı zamanda Putin'in de işine yarıyor. Çünkü NATO şu anda Libya'da aynı tarafta değil. Yani yayılmacı siyaset mi? Onu söylemeye çalışıyorum. Hani çok yayılmacı siyaset olarak belki tanımlamamalı. Müsaade ederseniz yayılmacı siyaseti bu bağlamda diyorum. Yani Türkiye Erdoğan'la birlikte özellikle 2005'ten sonra savaş kararı alınca başladı. İşte birçok alanda şu anda Türk askeri var ve alan kontrolü yapıyor. Yani Güney Kürdistan'da 37 bölgeyi işgal ettiklerini Milli Savunma Bakanlığı haritayla yayınladı. Rojava'da, Suriye'de, Suriye'nin neredeyse dörtte birini işgal etmiş durumda. Yani Libya'da hakeza. O anlamda diyorum. Orada bir
şart söylemek istiyordum ben de tam. Kürtler meselesine gelince durum farklı. Şimdi dünyadaki diğer aktivitelerine baktığımız zaman Türkiye'nin, hatta genellikle cihatçılar, yani işte maaşları ödenen, hani bir çeşit Rusya'nın da kullandığı Wagner ordusu gibi bir ordudan söz ediyoruz artık. Yani Suriye'den cihatçı getireceksiniz, götüreceksiniz, Libya'da savaştıracaksınız, parasını vereceksiniz. Şimdi bunlar çok özel organizasyonlar. Yani hani işte son raporlarda da bunlar ortaya çıktı. Ama Kürtler meselesi olunca Türkiye'nin konumu başka. Çünkü Türkiye'den Kürtlerin üzerine giden kim? Türk askeri. Yani bu ikisini sanırım bir ayrı tutmak gerekiyor benim kanımca. Çünkü Türk askeri gidiyor ve burada inanılmaz bir milliyetçilik aynı zamanda. Yani tamamen iç politika yönelik. Öbürleri iç politika yönelik değil mi? Evet, orada da iç politika yönelik şeyler var elbette ki. Yani çünkü AKP seçmeni diyor ki işte bak benim orduma Libya'da çıkıyor. Sizin Libya'da harita bile bilmezdiniz. Şimdi biz Libya'da söz sahibi olduk. Masaya oturacağız diyor. Şimdi bu tabii büyük bir propaganda. Ama milliyetçilik meselesi Kürtler üzerinden yürütülüyor. Kürtlerin üzerine direkt sürülen kim? İşte Mehmet dedikleri, işte şimdi son dönemlerde tabii onlar da uzman çavuş falan diye farklı sınıflar yaratıldı. Ama Türk askeri, Türk ordusu, kahraman Türk ordusu işte tırnak içinde terörizme karşı savaş yapıyor. Bu tabii içeride özellikle de işte milliyetçi kesimin, milliyetçi oyları inanılmaz bir şekilde arttırıyor. Bu sadece Türkiye'de değil ki, dünyada birçok lider eğer oylarını da düşüş varsa sarıldığı şey hemen işte milliyetçi meselelerdir. İşte Trump, George Floyd meselesinde yani ırkçılığa sarıldı değil mi? Siyahlar sokaklara dökülünce tamamen beyaz evanjelik oylara hitap edecek bir politika geliştirdi. Çünkü siyahlardan evet, zaten oy alabiliyor deyip İnciler o tarafa de sarılıyorlar tabii. Evet, yani burada da mesela şimdi nasıl olsa Kürtlerden oy alamıyorum deyip o zaman yöneleceği hangi oy var? Milliyetçi oy var. Yani beyaz Türk oyu var, işte milliyetçi oylar var. Onlara yönelik politikayı sürdürmenin tek yolunu Kürtlerle savaş olarak ortaya koyuyor. Ama bu ne içeride ne dışarıda Türkiye'ye çözüm getirmiyor artık. Ve bu çözümü getirmediği artık Türkiye'de seçmenin önemli bir bölümü. Ya bu sefer de bu şey çalışacak mı? Ondan çok emin değilim. Çünkü giderek oyları düşüyor iktidarın. Yani eğer ekonomik zenginlik vaat etmiyorsanız milliyetçilik masalıyla kolay kolay insanları şeyde tutamazsınız. Yani o konsolide çok kolay değil. Milliyetçi hikayenin de bir sonu var diyorsunuz. Ben evet. Aykan Sever'e de bu yayılmacı siyaset bağlamında biraz da Avrupa Birliği ülkelerinin politikasını sormak istiyorum. Bu yayılmacı siyaseti aslında Avrupa Birliği ülkeleri de, AB devletleri de sessiz kaldı. Bunu sadece göçmen siyasetiyle açıklamak yeterli mi? Yani göçmen siyaseti nedeniyle bir yayılmacılığa göz yumdu Avrupa Birliği devletleri. Elbette değil. Ama bundan önce Armağan ablanın söylediklerine bir iki şey ilave etmek istiyorum. Yani Türkiye ile ilgili sadece bir şey, milliyetçilik üzerine kurulu bir şey değil. Aynı zamanda bence bu işgal harekatlarının da bir zenginlik de vaat ediyor. Yani özellikle Musul, Kerkük gibi petrol bölgelerinin, hatta Libya'yı da benzer kapsamda düşünürsek, işte bir takım yeraltı yataklarının işte Türkiye'nin bir biçimde eline geçebileceği, devletin eline geçebileceği ve bu açıktan propagandası yapılan bir şey değil ama bir biçimde bu zenginlikten halka yansıyabileceği gibi varsayımları da bence alttan alta işliyorlar. Avrupa Birliği'ne gelince AKP iktidarının ilk döneminde ABD, Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir formül edilen bir şey vardı. Örnek ülke soft İslam, işte demokrasiyle birlikte İslam, yani bölgede bir tür şey yaratmak istiyorlardı. Sonuçta Orta Doğu'ya özellikle Müslüman ülkelere yönelik bir örnek ülke yaratmak istiyorlardı. Bu şey belli bir yere kadar hani bu politika işledi. Yani özellikle tabii 2010'da işte referandum süreciyle giderek referandumdan sonra, daha doğrusu anayasa referandumdan sonra giderek yani iktidarın görece tekelleşmesi, iktidar içi çeliştiler bu durumu farklılaştırdı. Aynı zamanda Arap Baharı kökten Amerikan politikalarının bu anlamda değişmesine neden oldu. Aynı zamanda tabii şöyle bir şey de düşünelim.
bu Davutoğlu'nun formüle ettiği sıfır sorun ilk dönem bu soft İslam meselesine görüntüde uymakla birlikte arka planında bir tür emperyal güç olma yani özlemini de barındırıyor. Bu anlamda bir şey vardı. Belli bir uyumluluk vardı. Fakat özellikle Arap Baharı'nda işte Libya'daki Amerikan elçiliğinin bombalanması sonrası Amerika politikalarını gözden geçirmeye başladı ve Kobani sürecinde Amerikan politikalarıyla Türkiye'nin politikaları çatışır hale geldi. Şimdi burada Amerika şeyi terk ederken yani geçmişte Türkiye'nin artık o soft İslam ve benzeri işte imajıyla ilgili kurguları terk ederken Avrupa Birliği böyle bir şeyi terk edemedi. Yani demek istediğim şu, Avrupa Birliği şey değil zaten, asıl problemlerinden bir tanesi hani ortada tek bir akıl yok. Tek bir akıl olmadığı için yani kendisi entegrasyon sorunu yaşadığı için burada şey bir politika geliştiremiyor şimdi doğrusu. Yani doğru düzgün karar dahi alamıyor zaman zaman yani benim gördüğüm. Şimdi burada bir de tabii önemli olan hani bir şeyi sıraladık hani daha önceki şeyde turlarda. Türkiye'nin ticari ilişkileridir, siyasi ilişkileridir vesaire. Fakat burada bir yani sermaye yatırımlarıdır bunu da düşünmemiz lazım. Çünkü Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği kökenli şirketlerin epey Türkiye'de yatırım var ve alacağı var. Artı olarak yani bu ve bu alacaklarından da vazgeçebilecek durumda değil. Yani Türkiye'deki iktidarla çatışarak. Şimdi asıl şeye geleceğim. Bir de önemli olan hani şu an belki çok açıktan yani gözükmüyor. Arıyor çok kısa bir mümkünse. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği'ne yönelik sistematik politikalar geliştiriyor. Yani bir de, bu hem lobi nüfuz yaratma anlamda nüfuz politikaları var. Artı politik faaliyetleri var. Kendi partilerin örgütleme, siyasal taraftarların örgütleme gibi. Şantaj politikaları var. MIT'in bildiğiniz yani yaygın bir biçimde bugün işte yayınlanan Almanya'nın raporunda, güvenlik raporunda MIT'in faaliyetleri yansımış. Evet. TİKA'nın faaliyetleri var. Yunus Emre Enstitüleri'nin, dini kurumların. Yani sonuçta bir komplo ve şantaj süreci gibi Avrupa Birliği'ne karşı politika da üretebiliyor aynı zamanda. Yani Avrupa Birliği gerçekte göründüğü kadar bence Türkiye karşısında güçlü değil. Zayıf yanları var. Gerçekten bu zayıf yanları... o kadar çaresiz mi? Çok kısa buna da yanıt versen. Yani güçlü değil diyorsun Avrupa... ama o kadar da mı çaresiz? Avrupa Birliği, bence Avrupa Birliği iyi kötü demokrasi, işte burjuva demokrasi diyelim, başka türlü şeyler diyelim. Bunu sürdürmeye çalışan ülkelerden oluşuyor. Yani kendilerinin iyi kötü kuralları var. O kurallara uymaya çalışıyorlar ama Türkiye'de herhangi bir kurala ya da uluslararası hukuka uymayan bir yönetim var. Yani öyle bir zorunluluğu yok. Yani Paris'te nasıl 3 tane işte kadın Türk devrimciliği öldürdüler ve hiçbir biçimde hesap vermedilerse bunu başka şekillerde de yapabiliyorlar. Evet. Maalesef. Peki. Ben doğrusu verimli bir tartışma olduğuna inanıyorum. Her üç konuğuma da Sayın Armağan Kargırı, Sayın Doktor Kerim Az ve Sayın Aykan Sever. Her üçünüze de yayına katıldığınız, emek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Konuklarımızla daha çok Türkiye'nin dış siyasetini, bunun Orta Doğu'ya, Kürdistan'a ve Kuzey Afrika'ya yansımalarını, Avrupa Birliği devletleriyle ilişkilerini konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar yeni bir medya haberde gündem programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.